Merhaba sevgili yaylar ve Yükselen Burcu yay olanlar. Nisan 2023 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yaylar öncelikle Nisan ayının konu başlıklarına kısaca bir bakalım. 6 Nisan'da Terazi Burcu'nda Dolunay meydana gelecek. 20 Nisan'da Koç Burcu'nda Yeni Ay birlikte Güneş tutulması yaşayacağız. Jüpiter ve Güneş Koç Burcu'nda birleşiyor ve... Merkür retrosu başlıyor. Evet, şimdi detaylara bakalım. Güneş 20 Nisan'a kadar Koç burcunda parlayacak. Koç yeni ayı 21 Mart'ta doğmuştu. Şimdi yeni girişimler konusunda e, inisiyatif alalım, hayata atılalım. Umutlarınız nedir? İşte düşünceleriniz, hayattan beklentileriniz nedir? Bunların peşinden koşmak için gökyüzü sizi daha fazla motive ediyor sevgili yaylar. Jüpiter'in de güçlü destekleri var ve 6 Nisan'da Terazi burcunda. Dolunay meydana gelecek. Bu dolunay 11. evinizi aydınlatıyor. Keyifli bir dolunay. 11. ev dolunayları umut vaat eder. Ve bizi bazı hayallerimize, amaçlarımıza kavuşturan dolunaylardır bunlar. Ee, bir Üzerinde çalıştığınız bir projeniz sonuçlanabilir. Bunun sonucunda dikkat çekebilirsiniz. Ee, kariyerdeki çalışmalarınızın karşılığını maddi manevi almanız, ödüller kazanmanız mümkün. Bu bazen bir sizi onlara edecek bir başarıdır terfi etmek gibi ya da hani mevkinizde ilerleme gibi ya da bir parasal kazançtır. Bunların her birini bu dolunayda bekleyebiliriz. Sosyal hayatınızla ilgili konular aktif. Bu dolunay sizi daha fazla sosyalleştiriyor. Arkadaşlarınız, içinde bulunduğunuz, dahil olduğunuz gruplar, ekip çalışmaları, dernek, vakıf gibi sosyal bazı etkinlikler, organizasyonlar içerisinde aktif olabileceğiniz. Belki buralardaki duruşunuzda bazı kararlar verebileceğiniz bir dönemdesiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle öncü burçlarda. Koç terazi, yengeç, oğlak yani bu burçlarda 16 derece ve yakınlarında kişisel gezegeniniz bulunuyor mu? Eğer bulunuyorsa bu dolunayın sizin için çok daha önemli etkileri olacaktır. Terazi sosyal bir burç. ilişkilerinizle de ilgili sizde arkadaş ilişkilerinizle ilgili konularda, sosyal ilişkilerinizle ilgili alanlarda tabii ki bazı kararlar verebilirsiniz. Hani bir kulübe üye olmak, bir dernek üyeliğini sonlandırmak olabilir, bir arkadaş grubuyla birlikte yapacağınız faaliyetler olabilir ya da bir arkadaşlarınızı gözden geçirmek ve bununla ilgili vereceğiniz kararlar olabilir. Hatta sosyal ortamlarda e, belki özel tanışmalar ya da bir ilişkinin böyle bir derinleşmesi, bir e, belki aşka bir e, flört'e dönüşmesi, bunun gibi konular da olabilir tabii ki. Sosyal çevrenizden bir kişiden e, belki bazı önemli teklifler alabilirsiniz. E, işle de ilgili, işbirlikleriyle de ilgili olabilir. Özel hayatınıza da ilgili olabilir. Venüs ayın 11'ine kadar Boğa burcunda olacak. E, günlük hayatınız, işiniz, mesleğiniz Hani buradaki rutinleriniz biraz keyif, konfor anlamında sizi destekliyor aslında. E, Mart ayında da bu şekilde etkileri aldınız. 11 Nisan'a kadar keyif, konfor alanında daha fazla eğilimleriniz olabilir. Biraz da günlük hayatta zaman zaman tembellikler olabilir. Buna dikkat edin yeme içme konularında işte artışı olabilir. 11'inden sonra Venüs ikizlere geçecek. Yani ilişki evinize geçecek. Venüs buranın zaten doğal yöneticisi. Dolayısıyla eşinizden, partnerinizden daha fazla destek bekleyebilirsiniz. İlişkileriniz daha bir uyumlu, daha bir güzel olabilir. Tabii ki yeni tanışma fırsatlarını da size verebilir Venüs'ün buradaki hareketi. eş, partner, evlilik konuları, işbirlikleri ortaklıklar Hani bu alanlarda da Venüs'ün ikizlerdeki geçişini sizin için iyi olacağını kısmetli olacağını söyleyebilirim 12-13 Nisan'da Güneş Jüpiter kavuşumu 5. evinizde olacak özgüveninizi arttıran cesaretinizi arttıran çok verimli bir kavuşum Jüpiter sizin yönetici gezegeniniz yılda bir kez güneşte kavuşur e, bu durumda 5. evinizde şans evinizde güzel bir kavuşum var 12 Nisan, 13 Nisan, 14 Nisan. Bunun olumlu tesirlerini alabilirsiniz. Motivasyonunuzu arttırır, daha iyimser olabilirsiniz, daha keyifli olabilirsiniz. İşte aşkla ilgili konularda fırsatlar verebilir. yeteneklerinizi gösterebileceğiniz fırsatlar verebilir. Çocuklarla ilgili yine müjdeler olabilir. Çocuk sahibi olmak ve benzeri konularda zaten Jüpiter şu anda Mayıs'a kadar güçlü bir şekilde sizi destekliyor. Güneş kavuşumu kavuşumunda bu, bu alanda yine önemli şanslı bir bağlantı, çok verimli bereketli bir kavuşum. 20 Nisan'da 29 derece Koç burcunda güneş tutulması yaşayacağız. Bu yılın ilk güneş tutulması. Bu aynı zamanda Koç Terazi aksında yaşayacağımız ve önümüzdeki bir buçuk yıl devam edecek olan tutulmaların da başlangıcı. Koç Terazi tutulmaları sizin için destekleyici olacak sevgili Yaylar. 5. ev tutulması bu. Tutulmalar daha uzun vadelidir. En az 6 ay, bir yıla yayılan bir etkiden bahsediyoruz. Kaderseldir. E, bu tutulma kuzey yönünde ve Jüpiter'le de birleşiyor. Yani bizi ileriye taşıyacak yenilikler, yeni deneyimler, hayatımızda yeni açılımlar, yeni kapılar anlamına geliyor. 5. evde çocuklarla ilgili artık hayatınızda kadersel dokunuşlar olabilir doğumdur, hamileliktir, çocuk sahibi olmaktır ya da çocuklarınız var. Onların eğitimi, hayatlarındaki ilerlemeler. Belki daha olgun yaşta bir yaysanız çocuğunuz evlenecek, işte torun sahibi olacaksınız gibi etkiler. Burada bir şanslı ve gelişmeye açık bir durumdan bahsediyoruz. Mutluluk veren bir ev, 5. evdeki gelişmeler. bir hobinizi geliştirebilirsiniz, yeni ilgi alanlarınız olabilir, spor yapabilirsiniz biraz hani belki parasal konularda şansa ihtiyacınız olan alanlarda borsa gibi spekülatif alanlarda hayatınızda daha fazla deneyim olabilir zaman zaman şu dönemde buralarda gelişme fırsatları bulabilirsiniz aşık olabilirsiniz aşk hayatınızda kapılar açılabilir hayatın keyfini çıkarmak daha fazla yaşadığınızı hissetmek mutlu olmak anlamında bu tutulma size çok güzel desteklerde verebilir. Evet tutulmanın tesirleri önümüzde en az 6 ay 1 yıla yayılan bir dönem. E, lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Şimdi 29 derece koç olduğu için önce burçların son dereceleri ve sabit burçlarında ilk dereceleri aslında etki alıyor e, doğum haritanızda. Öncelikle güneş burcunuza yükselen burcunuz 29 derece ve yakınlarındaysa size çok güzel bir açıda olduğu için çok şanslı olacağını söyleyebilirim. Önce ee, öncü burçların yine son derecelerinde kişisel gezegenleriniz varsa veya sabit burçların ilk derecelerinde işte boğa, akrep gibi, aslan, kova gibi sıfırla 3 derece arasında gezegenleriniz varsa yine bu tutulmanın sizin için tesirli olacağını, önemli olacağını yine söyleyebilirim. Hemen tutulmanın ardından Merkür boğa burcunda gerilemeye başlıyor. 20 Nisan 15 Mayıs arasında Merkür gerileyecek. Boğa burcunda olacak bu gerileme 6. evinizde olacak. Bu dönemde işte ne yapıyoruz? Günlük hayatımızda ister istemez biraz yavaşlamalar oluyor. Planlarımızda ertelemeler olabilir. İşte iletişim sorunları olabilir. Özellikle yaşadığınız ortamlarda, çalıştığınız iş yerinizde, iletişim cihazlarında temkinli olmak lazım. Genellikle bu dönemlerde arızası olan alet edevat gerçekten arızalanır işte onları kontrol ettirmek gerekir tamir ettirmek gerekir ve benzeri yeni kararlar çok hemen hızlı vermemeye çalışın i̇şte anlaşmalara sözleşmelere imza atılması gereken konulara da tabii ki temkinli yaklaşmak gerekiyor altıncı evinizde olduğu için bu dönemde genel sağlığınız beslenmeniz diyetiniz günlük alışkanlıklarınız bunları şöyle bir gözden geçirmeniz değerlendirmeniz gerekebilir Çalışıyorsanız işiniz ve mesleğinizle ilgili konularda da belki yine e, gözden geçirmeniz gereken, değerlendirmeniz gereken detaylar olabilir. E, uzun süredir vakit bulamadığınız, e, ilgilenemediğiniz, kenarda köşede kalmış işlerle de bu dönemde daha fazla ilgilenme imkanı bulabilirsiniz sevgili yaylar. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın.